İnkar ve cezasızlık politikalarına karşı üç kuşaktır hakikat ve adalet mücadelesi yürüten Tosun ailesine eşlik ediyoruz. 35 yaşındaki 5 çocuk babası Fehmi Tosun, Lice'nin Lidok köyünde yaşıyordu. Köylerinde yaşama olanakları yok edilen Tosun ailesi İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Fehmi Tosun 19 Ekim 1995 sabahı yakın arkadaşı Hüseyin Aydemir ile birlikte Avcılar'daki evinde kahvaltı etti. Kahvaltı sonrası iki arkadaş birlikte evden ayrıldı ve bir daha geri dönemediler. Fehmi Tosun aynı günün akşamında silahlı, telsizli, sivil giysili 3 kişi tarafından 34UD597 plakalı beyaz Renault marka bir araçla evinin önüne getirildi. Bu kişilerle birlikte evin bahçesine doğru ilerlerken kendisini gören eşi ve çocuklarına "Beni öldürecekler" diye bağırdı. Onlar yanına koşunca Fehmi Tosun zorla araca bindirilerek götürüldü. Hanım Tosun hemen Avcılar Karakolu'na giderek eşinin kaçırıldığını bildirdi. Eşini kaçıran aracın plakasını verdi ve duruma müdahale edilmesini istedi. Ancak polisler plakayı kontrol ettikten ve bazı telefon görüşmeleri yaptıktan sonra "bizim yapacağımız bir şey yok" diyerek olaya müdahale etmediler. Hanım Tosun ve İnsan Hakları Derneği tüm yasal yollara başvurarak olayı hükümetin ilgili birimlerine ve kamuoyunun gündemine taşıdı. Ancak Fehmi Tosun'un gözaltına alındığı inkar edildi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Zaman aşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya kapatıldı. Takipsizlik kararlarına yapılan itirazlar reddedildi. İdari ve yasal yolların tamamını tüketen aile Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurudan da sonuç alamadı. Fehmi Tosun dosyası aslında birçok dosyadan daha farklı. Çünkü Fehmi Tosun zaten kendi delilini bırakarak gitti. "Beni öldürecekler" dedi götürürlerken. Ve o aracın plakası alındı. Maddi bir delil vardı yani bu dosyada. Yıllarca uğraştık o plakanın araştırılması için. Bunun kişisel hakların ihlali olduğunu düşündü mahkeme. Kime ait olduğunu araştırmadılar. Böylesine inanılmaz bize cevaplar verdi. Kızı Besna'yı yıllarca dinletmek için uğraştık. Tanık olarak dinletmek için. Çünkü tanık olmuşlardı. Bunu da kabul etmedi mahkeme ve savcılıklar. O nedenle burada sadece onu kaçıranlar değil suçlu. Aynı suçun failleri savcılar, hakimler. Maalesef ki bu suç aynen böyle bütün dosyalar açısından devam ediyor. Burada bir de uluslararası hukuku da, uluslararası mahkemeyi de eleştirmek gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünyadaki sağcılaşmadan maalesef ki çok etkilendi. 90'larda son derece olumlu ve insani hukuku temel alarak verdiği kararlara artık son derece teknik yaklaşıyor. Maalesef ki biz Fehmi Tosun dosyasında da birinci kez Türkiye mahkum oldu ama ikinci kez bununla karşılaştık. Biz de bu politikaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. 29 yıl önce bu meydana geldiğimizde küçücük çocuklardık. Şimdi bu mücadelenin devamcıları olarak yine hesap sormak için buradayız. Ben Tansu Çiller'in adını almadan asla geçmek istemiyorum. 29 yıl önce annelerimiz için "bırakın oturup oturup giderler" demişti. 29 yıl geçti Tansu Hanım. 29 yıldır buradayız ve 100 yılda geçti, senin katil olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Sen argo önünde bize hesap verene kadar, kaybettiğin, katlettiğin insanların hesabını verene kadar biz burada olmaya devam edeceğiz. Senin katil olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Erdoğan'a da seslenmek istiyorum buradan, Sayın Cumhurbaşkanı. Geçtiğimiz günlerde bu cezasızlık algısını yıkmamız lazım demişti. 3 gün sonra JITEM davasında beraat kararı onandı. 19 kişi insan öldürmek örgüt faaliyeti kapsamında insan öldürmekten yargılanıyordu ve beraat kararıyla ödüllendirildiler. Cezasızlık algısını böyle mi yıkacağız Sayın Erdoğan?
bugünün iktidarı bizim zamanımızda işlenmedi deyip kendini bu suçun dışına çıkaramaz. Evet, sizin döneminizde işlenmedi bu suçlar. Ama bunlar insanlık suçu. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar bunlar. Sizin döneminizde cezasız bırakılıyor. Sizin döneminizde ödüllendiriliyor bu suçlar. Ben insanlığa karşı işlenmiş bir suçun tanığıyım.